Merhum Kadir Mısıroğlu ne demişti? İslam'ın menfaatine hareket eden liderlerden sonra hep bir öncekinden daha iyisi geldi. CHP'nin başına ise hep bir öncekinden daha kötü lider geldi. Bu böyle devam edecek. Kılıçdaroğlu'ndan sonra ondan daha kötüsü gelecek. CHP'nin mevcut genel başkanı Özgür Özel'in her açıklaması bana Mısıroğlu'nun bu sözünü hatırlatıyor. Biz CHP'nin Türkiye karşıtı, İslam karşıtı, Türk-Kürt karşıtı olduğunu yılların acı tecrübeleriyle biliyoruz. Ancak PKK'dan, YPG ve PYD'den sonra İsrail sempatisi sanırım yeni bir platonik durum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sanırsınız ki katil Netanyahu ile bir anlaşma yapmış. Söz almış da İsrail asla Türkiye'ye saldırmayacak diye ahkam kesiyor. Yetmiyor, devlet sırrı niteliğindeki bir toplantının ardından basına açıklama yaparak bunu tekrar ediyor. Diyor ki, ey Türk milleti, siz devletinize itibar etmeyin, siz İsrail'e itibar edin, bize saldırmayacaklar. Sayın Özel bu İsrail'i korumacı tavrın sebebi ABD'nin dostları olarak kalma çabasından mıdır? Bu yolla iktidar olup topyekün devleti teslim etme çabası mıdır? İsrail'in Türkiye'de siyaset yapması için, Türkiye'yi işgal etmesi için bir tek mermi dahi atmasına gerek kalmadan CHP ve dostlarının iktidar olması yeterlidir zaten. Hatırlayınız, CHP, Amerika, İsrail ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen ve yardım edilen PKK ve YPG'yi tehdit olarak görmediğini, 2021 ve 2023 yılında Irak ve Suriye'de terörle mücadele için gerekli tezkereye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayır oyu vererek gösterdi. Daha önceki yıllarda evet oyu verdikleri tezkereye 2021 ve 23'te PKK demlilerle birlikte hayır oyu verdi. Eğer 2023 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde etmiş olsalardı, Türkiye 2023 yılı Ekim ayında tezkerenin süresi dolduğu için Irak ve Suriye'deki tüm askeri varlığını geriye çekmek zorunda kalacaktı. Böylece güvenli bölgeler dahil tüm Irak'la 378 kilometre, Suriye ile 877 kilometre uzunluğundaki güney sınırımız terör örgütüne bırakılacaktı. Peki CHP böylesine bir dönüşümü neden yaptı? Çünkü PKK'nın siyasi kolu ile seçim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki işbirliğinin gereği olarak bunu yaptı. 2028 seçimlerinde de tüm umudunu bu işbirliğine bağladığı için daha fazlasını beklememek gerekiyor. CHP bu ülkede iktidar olabilmek için her yola başvurur. Herkes üçgen teorisini aklında tutsun. Üçgenin bir ayağı Kuzey Irak'ta oluşturulan PKK rejimi. Üçgenin diğer ayağı Kuzey Suriye'de yine PKK-PYD eliyle oluşturulan özel bölge. Üçgenin tepe noktası Türkiye ve CHP tarafından siyasi zeminde meşrulaştırılmaya çalışılan DEM-PKK. Dikkat edin, tamamında aktörler aynı, sistem aynı, hedef aynı. Evet, Özgür Özel Hatay halkına hitaben şehri kazanamadığımız için özür dileriz dedi. Hatay'ı yıllarca yöneten CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş, kendisine oy vermeyen ilçelerdeki halkı azarlayıp size hizmet yok demiş, geceli gündüzlü çalışıp kentsel dönüşüme karşı çıkmış, rantsal dönüşüm mitingleri yaparak halkı çürük evlerde oturmaya mahkum etmişti. Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay adeta haritadan silinecek duruma gelince halk doğal olarak faturayı CHP'ye kesti. Özel de Lütfü Savaş'ın rezilliklerine hiç değinmeden üstün körü bir özür dileyerek kendince tribünlere oynadı. Özgür Bey'e birileri özür dilemenin erdem olduğunu söylemiş olmalı. Evet, özür dilemek erdemdir ama hatadan dönersen. Lütfü Savaş yüzünden kaybettiğiniz Hatay'daki kentsel dönüşüm karşıtı tutumunuzu hala Türkiye'nin tamamında devam ettirirken ve elinizdeki belediyelerde kentsel dönüşüm çalışmalarına köstek olurken, yani aynı hatayı yapmaya devam ederken, özür dilesen ne olur, dilemesen ne olur? İlginçtir, kendisi Hatay halkından önce yine dilediği bir özürle gündem olmuştu. Milyonlarca AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserlioğlu'nu bir etkinlikte baş köşede ağırlayan Özel, halkın tepkileri ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla özür dilemek zorunda kalmıştı. Bununla sınırlı zannetmeyin. Genel başkanlığa adaylığını açıkladıktan sonra Özel, CHP'nin Kocaeli İl Kongresi'nde kürsüye çıkmış ve yine özür dilemişti. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesine değinen Özel,
Cumhuriyetin 100. yılındaki bu önemli seçime, inandığım seçime, inandırdığım seçime verdiğimiz emeklere rağmen kaybında toplu iğne başı kadar kusurum varsa dünyanın en büyük özrünü siz örgütümüzden diliyorum demişti. Bitti mi? Tabii ki hayır. Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettikten sonra da Özgür Bey özür dilemişti. Evet, yanlış duymadınız. Abdüllatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış diyen Özel, Abdüllatif Şener'e listemize koyup da oy verdirttiğimiz ve onu buraya taşıyıp ve taşıyamadıklarımızdan CHP'lilerden özür dilemek dışında söyleyecek bir söz yok ifadeleriyle bir kez daha özür maskesinin arkasına sığınmıştı. 3 Nisan 2021'de kamuoyunda Montreux bildirisi olarak bilinen skandal bir açıklama yayınlanmıştı. 104 amiralın imzasının olduğu bildiride adeta darbeye çağrıştıran hadsiz ifadelere yer verilmişti. Kamuoyunda büyük infial uyandıran bildiri doğal olarak yargıya intikal etmişti. Peki Özgür Özel ne söyledi dersiniz? 104 amiralden özür dilenmeli. Biraz gerilere gidelim. 2014 senesinde Kılıçdaroğlu'nun Manisa mitingi, gazeteciler CHP'li yetkililer tarafından sert müdahaleye maruz kalmış ve tehdit edilmişti. Partide özür dileme görevi tabii ki de Özel'e verilmişti. Kamudaki mühendis 18-20 bin lira maaş alırken aynı sürede görev yapmış doktor 45 bin lira alıyor deyince doktorlardan da özür dilemek zorunda kalmıştı. Geçen sene Türkiye'yi yasa boğan 12 şehit haberinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröre karşı imzalanan ortak bildiriyi CHP'nin imzalamamasına tepki gösteren 23. dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Özgür Bey'in toplumdan özür dilemesi lazım demiş. Özel yine bir özür dileme muhabbetin ortasında kalmıştı. Daha onlarca örnek verebilirim ama Özel'in sürekli özür dilemekle kafayı bozduğunu anlamak için bu kadarı kâfi. Yukarıda söyledik, belli ki birileri Özgür Özel'e özür dilemek erdemdir demiş. Doğru, özür dilemek erdemdir ancak yaptığın hatalardan dönersen özür dilemek bir erdemdir. Aynı saçmalıklara devam edersen dilediğin özrün ne kıymeti kalır ne değeri. Aksine halkın aklıyla alay etmek manasına gelir. Bizim de kendisine eleştirimiz bu yönde. Ayrıca Özgür Özel her seferinde kuru özürle göz boyamaya çalışırken aslında ne kadar fazla hata yaptığında gözler önüne sermiş oluyor. Haberi yok. Özel genel başkan olduktan sonra ilk iş Pervin Çakar isimli sözde sanatçının konserine gitmişti. Türkiye işgalci olarak nitelediği ileri sürülen Çakar'ın PKK sempatizanı olduğu yönündeki iddialara kulak tıkayan Özel, şarkıcının önünde eğilmiş ve elini öpmüştü. Bu skandalın ardından Özel, PKK yandaşının elini öptü tepkilerine sebep olmuştu. Çakar'ın 9 şehit verdiğimiz bir saldırının ardından sosyal medya hesabından Kürtçe "Biz yalnız değiliz, biz büyük bir milletiz" diyerek adeta Türkiye'ye meydan okuduğunu da unutmamak gerek. CHP'nin hatalarından dönmediği halde her fırsatta özür dileyerek göz boyamaya çalışan Özel'e sormak lazım. Pervin Çakar'ın elini öptüğün için şehit ailelerinden de özür dileyecek misin? Yineliyorum, eğer hatalardan dönersen özür dilemek bir erdemdir. Yoksa göz boyamaya çalışmaktan başka şey değildir ki bu da milletin aklıyla alay etmek manasına gelir. Hatalarından dön Sayın Özel, PKK ve uzantılarıyla arana mesafe koy. DEM, HDP ile işbirliği yapmaktan vazgeç. Çakar'ın elini öptüğün için de tüm şehit ailelerinden özür dile. Erdoğan ve Bahçeli'nin siyasi atmosferi yumuşatma çalışmalarına destek ol. Kuru lafla değil, eylemle destek ol. Biz de samimiyetine inanalım.